Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli aziz seyirciler, her şeyden önce saygı selamlarımız tüm seyircilere. Özellikle programımızı izleyenlere bir gün yine de Allah'ın izniyle, herki gün güzel havasından sizler danık inşallah hep birlikte mutfağımıza geçerik, menülerimizi birlikte yaparız. Mutfağımıza geçmeden önce buradan saygı selamlarımız bütün seyircilere ve bir de teşekkürlerimiz Bicit şirketine, firmasına ve bir de vekili Hacı Gazi Bey'e sonsuz teşekkürlerimiz. Allah bol rızıklar versin, uzun ömürler versin ki programımıza destek oldular. O burada sizler için de bir bilgi verin. Eğer siz bu ürüne ulaşmağınız için mesela Hacı Gazi Bey'in numarası geçirir, oradan Hacı Gazi Bey'e ulaşabilirsiniz. Hangi markette, harda var ona göre yapabilirsiniz. Ve bir daha diyebilirik, burada telefonlarımız da aradığımız zaman kayıtlıdır. Firma tarafından 3 ödül var. O 3 ödül programın son günü çekilişi olacaktı Allah'ın izniyle. İnşallah şanslı insanlar ve ihtiyacı olan insan ona nasip olur. O burada gelen dediğimiz gibi programımızın da hangi bölümü kaçırtmışsanız görmeksiz Facebook'tan, YouTube'tan, Türkmeneli TV'ye sağız oradan ulaşabilirsiniz. Gelelim bir gün mutfağımıza. Dediğimiz gibi mutfağımıza birlikte girer. Bismillahirrahmanirrahim adıyla adım atak. Bir gün yaptığımız yemek tabii ki her zamanki gibi Empire pirinciden güzel bezelyeli kıymalı bir pilav yapacağız. O da çok güzel, çok değerlidir. O bu pirinci tavsiye ederim. Çünkü sıfır şeker var, kolesterol yok. Bunu sıfır şeker olduğu için bütün şeker hastaları rahat rahat birimenem. Günde bir tabak yerim. İnan ondan sonra şekerimi ölçerim. Hiç herhangi bir değişik yok. Bunu tavsiye ederim sizlere. Bir de burada Arap kardeşlerimizle azal müşahidin akunas yani يريد ياخذ من هذا التمن تمن يعني ما يحتاج التوصيه يعني للامراض السكر يعني صفر سكر صفر كوليسترول تقدرون على راحتكم تاخذون من اي ماركت تقدرون توصلون عليها تمن امباير امباير يكون بدينكم ان شاء الله ان شاء الله امراض السكر يكونون ناجحين إن شاء الله بالطريقة عملها وإحنا قدامكم نسويها وإن شاء الله أنتم على راحتكم تأكلوا الله يشافي كل مريض قلاغن برضا ببرنجين يانندا güzel bir yoğurtlu salata yapacağız. Salatalıktan mideye serin olsun. Tabii ki bunu da şeker hassasiye bilir. Ondan sonrası burada salatalık çorbamız var. Salatalık çorbamız havalar biraz ısındı. Isındığı için sağlık bir çorba yapacağız. Mideye serin olsun o kadar. Onun için de tabii ki gene de bizim firmanın Bicit şirketinin ürününden kullanacağız. Sütleridir. Diyette hepsi. Diyet olduğu için onu kullanacağız Allah'ın izniyle. Üçüncü tarifimiz ise güzel bir rol tatlımızdı. Rol tatlımızı da onu da sizler için basit bir şekilde fırın yapmadan tabii ki bayram yaklaştığı için onu güzel güzel hazırlarız ki misafir geldiğinde ikram edek. Ve bu 10 gün bir hafta içinde de iftardan sonra gelen uzolu özüzeceğimiz bir tatlı ister. Bisküveli bitmiyor, bisküveli bir tatlı yapacağız. En son tarifimizi inan ki doldurma tadında bir mahallabi yapacağı. O da yeşil fıstıklı. İnşallah ağzımıza layıktır. Gelagın hangi iş bizde zaman alı? Önceden ona geçerin. Burada gelagın önceden Empire pirincini yapın. Her zamanki gibi ocağımızı açalım. Burada tereyağımız var. Ve bir de zeytinyağımız var. İkisini bir arada aldık. Tereyağımızı da alalım. Tabii ki tereyağı tek başına erimez. Her zaman zeytinyağıyla güzelce yanında sıvı yağdan erir. Bunu eridelim. Erittiğimizde burada biz 1 kiloya mukabil ilave etmişik bezelye ve bir de kıyma. Sizi orada tarifte ne yazırı onu kullanın.
Burada yağımız sıcak olsun. Sıcak olduqdan sonra önceden pirincin aldık. Gördüğünüz gibi bunda herhangi bir soğan veya başka bir şey yoktu. Sadece bezelyeden kıymadı. Bunu güzel yağımız erisin. Tabii ki yağ da eridi. Gördüğünüz gibi. Şimdi kıymamızı aldık. Bismillah. Kıymadan da çok güzel oldu. Kıymamı sadece biraz suyunu çeksin. Ondan sonra güzel hazırlarız. Kıymamı suyunu çektiği için ondan sonra bezelyemizi, ondan sonra empire pirincimizi getirin. Burada gördüğünüz gibi empire pirinci ma yahtaj lil gasl lian kulish nazif la biha neşeviyat ve la biha tırab. Bunu güzel yakamadan kullandık. Güzel kıymamız suyunu çeksin. Ondan sonra kalan malzemesini ekleyin. Pirincimizi de kesin, hazırlayın. Bismillah. Bir kilosu var, 5 kilosu var, 25 kilosu var. Biz burada gördüğünüz gibi her gün bir kilosunu kullandık. Kıymamız güzel ısınsın, suyunu çeksin. Burada suyunu çekince çorbamızın da yağını, soğanını ekleyin. Hatta ikisi bir arada hazır olsun. Burada da ocağımızın altını açın. Ocağımızın altını açtık çorbamız için. Burada gördüğünüz gibi yağ, sıvı yağımız var. Önceden kazan biraz kurusun, biraz suluymuş. Biraz kurusun. Suyu gettikten her zaman tencerenin suyu var ise suyunu giderdin, Allah kurusun. Çünkü yağı ilave ettiğimizde üzüze gözüze patlar. Bunun için önlem almamız lazım. Tencereni gördüğünüz gibi tabii ki temizçi yıkamış, suyu biraz sulu koymuş. Onu bekliyorum suyu geçsin. Etimiz de güzel güzel suyunu çekmeye devam ederim. Suyunu çektikten sonra baharatımız var. Karabiberden 7 bahar. Sadece bu ikisini ilave ederek tuzdan birlikte. Şimdi burada suyu kalmadı diyebilirim. Çok az kaldı. O da bitsin. Yağımızı ilave ederek. Yağımızı ilave ettik. Burada bir adet soğanımız var. Küçük minik doğramışız çorbamız için. Tenceremize aldık. Soğanı güzel güzel tencerenin dibinde kavurduk. Bu çorba da çok güzeldi. Tavsiye ederim. Sizler de hazırlayın. Çünkü çok faydalıydı. O mideye de çok serindi. Burada kıymamız güzel bir şekilde suyunu çekir. Biraz daha suyu var. Onu çeksin. Ondan sonra bezelyeni. Ondan sonra pirinci. Sonra baharatını ekleriz. Tuzuyla birlikte hazırlarız. Çorbamızda soğanımız güzelce yumuşasın. Bunları bu şekilde. Soğanımız yumuşadıktan sonra kalan malzememiz, burada salatalığımız var gördüğünüz gibi, yani hıyar tam kabuğunu almışız. Burada da kabağımız var, kabağın tam kabuğunu almarız, bir az kabuğuyla koyarız. Kıymamız güzel suyunu çekti.
Gelağın bezelyemizi ekleyelim. Tabii ki biz bezelye şeyi dondurulmuş bezelye kullandık. Yani frezerden çıkarttık. Onlar zaten hazırdı. Onu güzel bir şekilde, çünkü bunun pilavı çok güzel olur. Tamamen suyunu çeksin, ondan sonra pirincini ekleriz. Burada da çorbamız için soğanımız güzel yumuşadı. Gelağın salatalığımızı ekleyelim, yani yarım kilo hıyardı. Bunu güzel kabuğunu soymuşuz, tenceremizi aldık. Bunu da bir aşama karıştırırız soğanla birlikte. Hiç inye kadar inanmam kimse bunu yapıp. Burada da kabağımız var. Kabağında yar kabuğunu almışız. Tertemiz yıkadıktan sonra bunu da üzerine ekleriz. Yağdan soğanla bir iyice bunları karıştırırız. Biraz suyunu versin, çeksin, ondan sonra kalan malzemesini ekleriz. Burada da kıymamızdan bezelyemiz güzel bir şekilde yavaş yavaş. Çünkü bezelye de suyunu verdi, ısırık tamamen suyunu çeksin. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatü. Buyurun, kimiyle görüşürüm? Benim Tebarek. Necesiniz? Sağ ol Tebarek, nasıl? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz, ben de iyiyim inşallah. İyisiniz, Ramazan yıl berek olsun. Sağ ol canım. Sizlerden beraber teşekkür ederiz Tebarek, nasıl? Buyurun. Bir sualım var, aldın mı pirinçten? De. Tavsiye ettim, geldi. İçinde o arakadgar var. Yo, içinde böyle şey yoktu, sadadı. Yo yo, yani bir tek tane böyle varakadgar koydular. He he, bazına koyuplar, böyle. Ha, yani tamamdı. Ha, tamamdı, bir. Tamamdı, he he. Bazında bir varakadgar var. He. Bir de bu bezelye burada zahmet olmasın sorunum. Bu bezelye kisedesen mi aldın? He, kisede hazır marketlerde satarlar. Sada bezelye var, karşı var. Sen sadasını alırsan. Memnun. Allah'tan memnun. Tebarek annası. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Burada bunu bu şekilde güzelce gördüğünüz gibi kıymeyden de soğan, bezelye yavaş yavaş suyunu verir. Diğer tarafta da çorbamız için soğanla salatalık ve kabak güzelce yavaş yavaş hazır olur. Bir az soğanın dadı güzel sınsın içine. Teşekkür ederiz Tebarek annasına, sonsuz teşekkürlerimiz. Saygı salamlar, kucak dolusu sevgiler ki programımıza katıldığı için. Dedi bazen içinde bir defne yaprağı var. Tabii ki bazen bazılarına defne yaprağı koyuplar. Çok güzel o da zaten. Mesela tavuktan, balıktan yaptığı da güzel. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Selamun aleyküm Neşe Hanım. Ve aleykümselam ve rahmetullah berekatü. Kimiyle görüşürüm? Seccet Menez, Bağdadi yoluna rahim. Baştan gözlerine Seccet Anası, hoş geldi programımıza. Buyurun. Allah razı olsun. Rahim, sıhhatimle geldim. Sağ ol canım. Size iyi sağ olsun. Ben de iyiyim inşallah. Sağ ol Osman. Gelin Neşe Hanım. Köpme hamurum sorum senin. İnşallah. İnşallah. Şimdi en basitini giyerim. Sağ ol. Bir gün yapasan ve memnun kalırsan Seccet Anası. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sonsuz teşekkürlerimiz Seccet Anası'na. Bizden lokma tatlısının tarifini istedi. Tabii ki lokma tatlısından çok şikayet var. Ama pişirmeğinde biraz sorun var. Sizler belki pişirmeğin. Yani şerbetuz, kuyu dəgi, sağlık dəgi. Bu sefer Seccet Anası'na diyerek 2 bardak. Mesela bu bardaktan ölçtü 2 bardak un. Bir paket kabartma tozu, baking powder, bir paket vanilya. Kuru kuru kat, suyu da yanına koy, yoğurt kıvamında biraz koyu olsun ki elinde tutabilesen. Çırp özünü, hemen anında yağı hazırdı. Orta ateşte, sıcak olmasın yağı, çok dağ olmasın. Orta ateşte attığı da elde gitme, yavaş yavaş toparlar kendini, top şekline gel. Ondan sonra çapalı özü hafif ateşte.
Bunu güzel şerbeti de sağlıktı. Yağdan al şerbete koy. Yaptıysa o diyarık afiyet olsun. Burada gördüğünüz gibi bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Selamun aleyküm Yaşar Hanım. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Buyurun, kimiyle görüşürüm? Merhaba Mehmet. Baştan gözlerine Mehmet Bey. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Buyurun. Vallahi hazretim tebrik edin sen bu kadar anacığa. Bu bir programı, bu bir tuhu yemeklerine. Çok sağ olasın Mehmet Bey. Çok memnunum. Allah'tan memnunum. Teşekkür ederek katıldığı için. Sonsuz teşekkürlerimiz Mehmet Bey'e, saygı salamlar, kucak dostu sevgiler kendisine ve ailesine ki sadece bizden teşekkür etmek istedi. Ne demek boynumuzun borcudur inşallah her devam biz hizmetteyiz. Allah razı olsun sizlerden Mehmet Bey. Burada gördüğünüz gibi karabiber, yedi bahar tuzunu ekledik. Çorbamızda soğanla yağ, salatalık ve kabağı karıştırdık. Burada gelen kalan malzemeleri. Burada gördüğünüz gibi toz sütümüz var ve yulafımız var. Yulaf dediğimiz şofandı. Her birisinden yarımşar bardak. Bir de burada bizim firmanın sütünden yarım bardak almışız sadesinden. Burada gördüğünüz gibi tatlıları var. Mesela çörek otulu var. Bir de çileklisi var, muzlusu var. Biz sadesinden aldık. Bismillah. Suyumuzu ekleriz. Hatta ki güzelce kaynasın. Çorbamızı karıştırak. Bu şekilde gördüğünüz gibi yulafını ekledik. Şu yulaf dediğimiz şofan. Diğer tarafta da burada çorbamızın kapağını hafifçe örtelim. Gelelim pirincimize. Pirincimizden güzel etimiz pişti. Bardaklarımızı yanalak. Burada hazırladığımız iç harcından pirinci ilave etmeden bir azallık üstü için. Yağı geçsin. Gördüğünüz gibi yağıyla almarız. Yağı kalsın tencerede. Bismillah. Sadece bir az üzerine süslemek için. Bunu yan koyarız. Suyumuzu bir daha kızıda kaynadık. Pirinç için. Çorbamızın kapağını örtük. Empire pirincimizi de getirerek güzelce hazırlayalım. Bismillah. Gördüğünüz gibi hiç yıkamadan güzel bir şekilde bunu karıştırırız. Ablamız dediği kimin bir defne yaprağı da içinde çıktı. O da güzel lezzet verir. Bir telefon bağlantısı var buyursan. Buyurun. Alo. Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Buyurun, kimiyle görüşürük? Ne yaparsınız abla? Sağ ol, siz iyisiniz, biz de iyiyiz. Kimiyle görüştük? İmad Kalali Sav'dan. Baştan gözlerine İmad Bey, hoş geldin programımıza, buyurun. Ramazanımız mübarek olsun. Amin, cümlemizin inşallah bayrama da az kaldı. Bayramı da güzelce karşılasız. Allah razı olsun. Buyurun İmad Bey. Sağ olasın. Sağ olasın. Her var olsun bu güzel yemekleri. Allah razı olsun. Ne demek boynumuzun borcu da İmad Bey. Ne de tarif isterse o hizmetteyiz. Sağ ol var olsun. Zahmet olmasın yoğurt çorbası ne de olur. İnşallah şimdi onu da açıklarız sizin için. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederek bizim İmad Bey'e sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için. Allah razı olsun kendisinden ve ailesinden. Buradan bizden yoğurt çorbası yani yayla çorbası. Yayla çorbasının önceden mesela bir az soğandı. Tencereye yağımızı aldık, soğanı güzelce kavurduk. İki diş de sarımsak, çok az miktarda pirinç. Bunu güzelce pişiririk, pişirdikten sonra bir kasada yoğurt, bir kiloca yoğurdu. İçine iki kaşık nişasta. Bir az tuz, istesen etmacı koyasan, bunu güzel yavaş yavaş bir yumurta da kırasan,
Onu çırptıktan sonra yavaş yavaş biraz kaynadığı su, pirincin suyuyla biraz alırsan, bunu içine ilave edersen, hatta ki soğuk soğuk ilave etmiyorsan, güzel suyunu koyduktan sonra üzerine de biraz nane veyahut da en sonda bir tavada küçük biraz yağ da edersen, üzerine bir kaşık kuru nane üzerine gezdirirsen ve yaptıysan diyerek afiyet olsun. Yayla çorbasının çeşit çeşidi var. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Alo. Alo, buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Buyurun, kiminle görüşürük? Suzan. Suzan Hanım, hoş geldin. Sağ ol canım. Hoş bulduk hayatım. Buyurun. Sağ ol canım. Çok memnun olduk bu programı. Çok güzel yemekler etsen her zaman tecrübe ederiz. Allah razı olsun Süzen Hanım. Ne demek, boynumuzun borcudur. Çok memnun. Hayatım. Çok memnun. Ne desterse o hizmetteyiz. Çok memnun. Buyurun. Teşekkür ederiz bizim Süzen Hanım'a. Sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için. Saygı salamlar, kucak dolusu sevgiler kendisine ve ailesine. Dedi, biz her zaman yaptığı yemeği yaparız. İnşallah bizlerin yemeklerinde hiçbir eksiklik yoktu. Yaptığı zaman düzgün bir şekilde hazırlarsınız Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi buradan çorbamızı ilave ettik, her şeyini. Tabii ki sütünü de ilave ettik. Burada da gördüğünüz gibi tuzumuz var. Ve bir de burada hazırladığımız et macımız var. Bunu da ilave edin içine. Bismillah. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Buyurun, kimiyle görüşürüm? Ahmet Nenası Arafa'dan. Baştan gözlerine Ahmet Nenası. Hoş geldi programımıza, buyurun. Hoşluk dolusu. Necesen, iyisin? Sağ ol canım. Size iyi sazmen de iyiyim. Hayatım, elva sağlığı. Biz hazretime böyle sersu eşidim diyeyim sana. Elva sağlık. Ahlu Ka'ba'ya dersin inşallah. Allah razı olsun. Çok eşyeler de senden alıştık. Allah razı olsun. Çok senden sağ olasın. Kere. Allah hayatım, sizlerden de razı hayatım olsun. Teşekkür ederim. Hayatım. Allah'a emanet. Teşekkür ederiz ablamıza. Ne güzel dualar. Allah sizlere de nail etsin. Bizi duyanlara da inşallah her kim dünyanın dibindeyse, duyarsa herkese nail olsun bu dua. Allah razı olsun Ahmet Nanası sizden. Sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için. Buradan gördüğünüz gibi pirincimiz de yavaş yavaş kaynamaya devam ederim. Gelagın dediğimiz kimin burada sütten de ilave ettik. Bunu alagın yan. Gelagın yoğurdumuzu hazırlayalım. Önceden tezgahımızı bir az silagın. Hatta ki canımız sısın, güzel yemeğimizi yapalım. Burada bunun bezelyeli pirincin yanında mideye sarın bir yoğurt salatası yaparız. Burada kapağı da koyduk, biraz sulandı buranda silagın. Kaşığımızı alalım. Gördüğünüz gibi 1 kilo yoğurtu. Bunu güzel aldık. Yoğurdumuzu aldıktan sonra bunu iyice çırparız. Gördüğünüz gibi. Burada 2 diş sarımsağımız var. İlave ederiz. Eğer Ramazan'da da mesela iftardan sonra teravaha gidersiniz, lütfen sarımsak yemeğin yediğiniz zaman güzel dergi toplum içine girersiniz. Bu şekilde sarımsak ilave etmeğin ama bunun lezzeti sarımsak tadı. Çok az miktarda tuz, sadece yoğurdun turşunu alsın. Pirincimize bakalım. Pirincimizi kısık ateşe koyak. Hatta güzel. Getirir bu tarafa, hatta dibi yanmasın. O bir gözü açar, küçük bir ateşe koyar özüm. Demasın. Burada bura aldık özüm. Bunu bura koyak. Çorbamızı bir karıştırak. Hatta güzel güzel gördüğünüz gibi. En sonda mikserden geçirdim, üzerine kreme gezdiririk güzel bir şekilde. Hafif ateşe atalım bunu da, bu da keyfine göre pişsin. Fazla tabağımızı yanalak.
Tabii ki burada yoğurt, tuz ilave ettik. Yerlik salatalığı da gördüğünüz gibi bazı yerlerinde kabuğunu koymuşuz çünkü faydası var. Bugün işimiz hep salatalıktandı. Bunu da güzel karıştırak. Çünkü bu yemeğin yanında öyle bir salata lazım. Burada da kuru nana'mız var. Kuru nana'yı da ilave eder. Kuru nana yok ise taze de ilave eder. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo, selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Buyurun, kimiyle görüşürüm? Hüseyin Anası. Necesin Neşin Hanım? Hayat. Sağ ol canım Hüseyin Anası. Teşekkür ederiz. Devamlı arkadaş. Siz de iyi sağız, biz de iyiyiz inşallah. Hayatım, Ramazan'ı da hayırlı olsun. Amin. Cümlemizin Hüseyin Anası. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden. Buyurun. Sağ olasın. Ehli var olsun bu güzel yemeklere. Allah razı olsun. Ne demek, boynumuzun borcu da hayatım. Hayatım, sağ olasın. Allah razı olsun. Allah nene babayı da affetsin. Amin. İşte bu dua güzeldi. Allah sizlerin de ölülerden barabar. Hayatım. Sağ olasın. Allah razı olsun. Vallahi haziyetim ben sağ olasın. Çok sağ olasın. Hüseyin Annası. Teşekkür ederim. Sağ Allah olasın. Razı olsun. Hayatım. Hayatı var olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederek bizim ablamız Hüseyin Anası'na sonsuz teşekkürlerimiz, saygı salamlar, kucak dolusu sevgiler kendine ve ailesine. Çünkü Hüseyin Anası bizim devamlı arkadaşlardan birisi sahili. Allah razı olsun özünden ve bu güzel duasından inşallah buradakiler ve bütün yayın karşısında olanlar, duyanlar, kulağına gidenler hepsine nail olsun inşallah. Allah hepsinin de ölünü affetsin. Burada teşekkür ederim hızına, güzel duasına. İnan ki ben duygulandım. Burada gördüğünüz gibi bir litre süt. Tabii ki burada butul butul açmağına gerek yok. Aynen bu şeyden sadesi. Zaten diyetti bu, diyet sütüdü. Ve çok faydalıdı. Yani 3 tanesi 1 litredi. Biz burada 3 taneni 1 litre burada aldık tenceremize. Yarım bardak stevia şekeri, o da size kalı. Ege diyette olmayan normal şekerden, normal sütten de yapabilirsiniz. Bunları sağlık sağlık hepsini birlikte karıştırırız. Tabii ki pirincimizi de deme verdik. Güzelce demini alsın. Burada sağlık sağlık aldığımızda bir çırpma tel getiririz. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Buyurun, kimiyle görüşürüm? Ben de Hacı Annası. Hacı Annası, hoş geldin programımıza. Buyurun. Hoş bulduk hayatım. Sağ ol. Lütfen zahmet olmazsa bu pirincin tarifini iade ile bizim için. İnşallah oldu. Oldu Hacı Annası. Baştan gözlerine hayatım. Teşekkür ederek bizim ablamıza sonsuz teşekkürlerimiz, Hacı Anasına saygı salamlar, kucak dolusu sevgiler kendine ve bütün ailesine Allah razı olsun. Buradan Hacı Anası için pirinç tarifine geçmeden elimizdekinin tarifini açıklayalım ki ocağa alak. Bir litre sütü ilave ettik, yarım bardak. Dediğimiz gibi diyet sütüydü. Normal sütte kullanabiliriz, özünüze kalı. Stevia şekeri kullandık. Siz normal şekerde kullanabilirsiniz. Onun için 5 kaşık nişasta, bir litre sütte 5 kaşık nişasta, bir zarif krem şanti. Burada hazırladığımız bir pakette kremi kışta. Kış tane de aldık. Hepsini sağlık sağlık aldıktan sonra bunu güzel bir şekilde, burada da yarım bardak yeşil fıstık. Tabii ki bu sağladığı zaman tam fıstıklı doldurma da adı geldi. Tavsiye ederim bunu yapın, çok güzeldi. Bunu da karıştırık, ocağımıza alak. Gelelim bunu karıştıra karıştıra ablamızın tarifini açıklayak. Ablamız istedik tarif, pirincimizin tarifi. Bir telefon bağlantısı var önceden, buyursun. Buyurun. Alo. Alo, buyurun. Alo. 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 Alo, duyuyorum seni. Buyurun. İyiyim. İyisin? İnşallah iyi olsan. Canım, adın neydi? Şelen. Şelen?
Şehilan. Şehilan. Bu adı ilk sefer duyuyorum canım benim. Şehinaz, buyurun. Oy canım, oy canım, öpçüklerim sana. Sen o kimin hoş olman bu güzel adınla Şahinaz. Ne yemek seviyorsun? Hepsi. Hepsi. Hemen de her gün hepsi yemekten ederim savcı, tamam mı? Oy canım benim, yerim seni, yerim. Elim altı olsa yerim seni. Canım benim Şehinaz. Oy kurban. Kurban Allah'a emanet. Güle güle. Teşekkür ederek bizim küçük Şahinaz'a sonsuz teşekkürlerimiz programımıza katıldığı için saygı salamlar, kucak dolusu sevgiler kendine ve ailesine. En güzel adı da var. Ne kadar güzel şeyler yapsak sen o kadar o güzel olmaz. Bu güzel tatlı sesi o gibi ne olmaz. Burada gördüğünüz gibi bir yandan çorbamız kaynır, bir yandan pirincimizi deme verdik. Bir yandan doldurma tadında, fıstıklı doldurma tadında tatlımız hazırdı. Bir yandan da salatamızı yaptık, bitirdik. Sadece rolumuz kaldı. O rol da çok basitti onun için en sonunda. Zaten biz bir rol yapmışız çünkü o donması lazım tamamen. Geceden yapsavuz daha iyiydi ama biz 1-2-3 saat önce yaptık. İnşallah da o da doyup, doyduktan sonra çikolata sosuyla güzelce süsleriz. Burada Mahalle abimiz kuyulaşsın. Mahalle abimiz kuyulaşınca tabağımızı getirin. Tabağımızı getirin. Hazır koyalım. Bir tabak daha alalım. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Buyurun kimiyle görüşürüm? Ben Şahin Annası hayatım. Şahin. Baştan gözlerine Şahin Annası. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Hayatım neyse sıhhatine geldi. Hayatım. Güzel yemeklere. Allah razı olsun. Size iyi söz. Ben de iyiyim Şahin Annası. Hoş geldin programımıza. Valla devamlı böyle iyi olasın hayatım. Hayatım. Canım sizlerin sesini duyunca iyi olduk. Hayatım. Rahim. İnşallah da iyi olasın. Allah'a gel. Sıhhat afiyet versin. Sizlere. Amin. Sizlerden beraber buyurun. Hayatım indi açtım telefon televizyon zahmet olmasın da bilmedim o kazanda sürünce kendime de etti onun tarifini istedim. İnşallah indi açıklarım zaten Hacı Annası da ablamız bizden istedi. İndi onu açıklarız siz uçu hayatım. Sağ ol. Allah'a emanet canım. Teşekkür ederek Allah razı olsun. Teşekkür ederek bizim ablamıza sonsuz teşekkürlerimiz ki programımıza katıldığı için. Buradan bizden Hacı Annası da pirincin tarifini istedi. Bir pirinci açığında çapalıyağın görün karşımızda ne kadar güzeldi. Kapağı zakt edip çünkü bu buhar kazanı kimindi. Bazen şey olur. Bunu güzel bir şekilde gördüğünüz gibi tane tane olmuş çok güzeldi. Önceden yağımızı aldık tenceremize, sonra kıymamız kıymayla ettik. İster tavuk kıyması, ister et kıyması. Onu güzel bir şekilde, güzelce suyunu çekince bekledik. Sonra hazırladığımız bezelye. Bezelye dediğimiz, biz mücemmide malı, yani kisede hazır satılan sade bezelye. Onu kullandık. Güzel bir şekilde ikisi suyunu çekti. Çırkıldamaya başladı. O zaman ne yaptık? Biraz su koyak salata çorbamıza. O zaman baharatını, tuzlu, karabiberdi ve bir de yedi bahardı. Yedi baharı da ekledik, güzel. Tamamen karıştırdık. Bir kez aldık içine, üstüne süslemek için. Ondan sonra pirinci üzerine ekledik. Gördüğünüz gibi pirinci herhangi yakamadan, çünkü hiçbir yakamak istemez. Güzel bir pirinçti ve tavsiye ederim. Onu ilave ettik. Güzelce gördüğünüz gibi suyunu çekti deme verdik. Ya da kapağını iyice örtek. Çorbamızla kaynırı bir taraftan da tatlımızı hazırlayak. Ki güzel kıvamını alsın.
Sonra tabaklarımıza koyaq. Sağdıqdan sonra ister yeşil fıstıqdan da süsləvin. Daha güzel olur. Burada əlimizi çəkməyək, çünki yavaş yavaş quyulamağa başladı. İstər küçük tabaqlara, istər büyük tabaqa ilave edə bilirsiniz. Bunu güzel savudığı zaman inan ki sanki fıstıklı doldurmayısınız. Çünkü içinde krem şanti var, bir paket krema var, yani kışta var. Ve bunu birden ne alın? Çok çok güzel bir mahallabidir. Bunu güzel katılaşsın. Gördüğünüz gibi elimiz çekmirik. Hatta dibi yapışmasın. Güzel kıvamını alsın. Ondan sonra tabaklarımıza koyalım. Tamamen içindeki fıstıklar daha çok güzel bir lezzet verir özüne. Tavsiye ederim sizler de yapın. Çünkü koyulaştı. Gördüğünüz gibi burada hızlı hızlı karıştırırız. Hatta topaklanmasın. Ateşini kapatırız. Gelin tabaklarımıza koyalım. Önceden her zaman tezgahımıza dikkat etmemiz lazım. Hemen direkt, ben görüyorum bazı yerde et kırarlar üzerinde, yoksa da hiçbir şey koymadan sıcak tencereni koyarlar, o da izi kalır. Dikkat edelim bu şeye. Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah berekatuhu. Buyurun, kimiyle görüşürüm? Abdullah Nenel Anlası. Baştan gözlerine Abdullah Nası. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Hayatım ne desem güzel. Hayatım. Size iyi söz, ben de iyiyim inşallah. Abdullah Nası. Allah sağlığı, bu güzel yemeklere. Hayat. Hayatım. Ne demek, boynumuzun borcu da Abdullah Nası. Buyurun. Hayatım sağlasın. Allah'a bile sersiz hacetim etsin. Allah elleri affetsin. İnşallah hacı nasip olalım. Amin. Sizlerden beraber çok güzel dua edin. Allah hafızın eyletsin. Hayatım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bizim ablamıza. Sonsuz teşekkürlerimiz programımıza katıldığı için. Allah kendinden de razı olsun. Allah özünün de ölülerini affetsin. Hapsi eşlerden beraber. Gel ağın. Elimizi bir yakyak. Sparta yardımıyla tamamen tenceremizi boşaldık. Çünkü kaşığımızda maşallah gördüğünüz gibi bir bardakça var idi içinde. Bunu hepsini temizleyek. Spartaydan çok güzel oldu. Çünkü bununki biraz mahallabiden koyu oldu, katı oldu. Hatta güzel. Bunu da büyük tabaka koyarız. Hatta hepsini büyük de koyabilirsiniz. Küçüğe de ilave edebilirsiniz. Büyük aile için olur. Küçük de teker teker misafir için. Bu şekilde. Bunu da düzeltelim. Savudıktan sonra bunları fıstıktan süsleriz. Burada tatlımız da oldu. Tatlımız da hazır oldu. Diğer tarafta da salatamız, pirincimiz demini aldı. Gel ağın o bir işlerimize. Sadece ne kaldı bizde? Bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Aleyküm. Aleyküm esselam ve rahmetullah berekatuhu. Buyurun, kimiyle görüşürüm? Ben Sabiha Hamid. Necesin? İyi Sabiha Hanım. Sağ ol canım. Size iyi sağ ol Sabiha Hanım. Ben de iyiyim inşallah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bu güzel yemekleri yapırsan. Hayatım. Eli var olsun. Sağ ol canım. Sağ ol. Teşekkür ederiz programımıza kaldığı için. Buyurun. O gün olsun. Bu Eli Fatma annemin elinde olsun. Hacer Kubra'nın elinde olsun. Bu Eli cennette nasip olasın. Vay canım. Kurban olam adıva. Hayatım san. Memnunum bu güzel dua. Hayatım. Hayatım. Allah razı olsun senden. Ramazan'ın da mübarek olsun. 10 kere, belki 20 kere yeteceğim. İndirin. Yetişmişim sana. Vay hayatım san, canım san, sağ olasın ruhum. Hayatım. Hayatım, memnun olduk. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Sonsuz teşekkürlerimiz bizim Sabiha Hanım'a. İnan ki bu güzel duaları aldığımda içim bir hasret yeri, duygulanmam. Yani ne desem hiçbir türlü anlatabilmirim. Allah sizlerin de ölüsünü affetsin bu aziz günde.
Ne güzeldi birden hani ölüsü için. Aflık gelsin, bir insan değilsin. Allah razı olsun Sabiha Hanım, bir şey diyebilmem çünkü çok duygulandım. Burada gördüğünüz gibi, bir rica etsek kameramandan sütü bize ilave etse, sütümüz orada kaldı. Tatlımızı da hazır edek. Bir süt alalım çünkü burada yarım süt sanırsın. Ha. Buyurun, bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Alo. Alo. Alo Neşet abla. Alo, sağ ol. Kimiyle görüşürük? Suhan. Baştan gözlerine Suhan'ım. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Biraz külçe tarifi size abla. Pizza tarifini indi hazırla. Diyelim sağ çürüğüm. Allah hayatım. Allah emanet. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Teşekkür ederek Suhan'ıma sonsuz teşekkürlerimiz programımıza katıldığı için. Buradan tere margarinimiz var. Margarini güzelce ocakta eridek. Süt yağımızı eridek. Yağı ocağa alalım. Zaten süt dedik, süte de ihtiyacımız yok imiş. Çünkü sütü kullandık orada. Bu da zaten bu sütlerdi. Biz kullandık tatlımızda ve diğer şeylerde. Maşallah kulpu tencereden ağırdı. Burada tatlımız için gördüğünüz gibi 2 paket kışta. Burada bir kutu süt reçeli. Süt reçeli dediğimiz halep mukattaf. Onu da aldık güzelce. Karıştırdık. Gördüğünüz gibi çok basitti. Bunları alalım yan. Sadece yağımız biraz erisin. Hatta ki güzel. Zaten oda sıcaklığında eritmiştik özünü. Yağı da tavada da erdik. Çorbamızı da miksara vururuz. Sonra da güzelce üstüne krema vururuz. Çünkü her şey pişti. Erdik güzelce. Sıcak da olmasın. Yarı erirse hatta sıcaklığı olmasın. Burada gördüğünüz gibi bunu güzelce burada eridirik. O sıcak yağ eridiğinde hatta ki sıcak olmasın. Bu kalan yağ eriyince orta şeye gelir. Bu şekilde. Tamamen erisin. Margarin, kere yani. Herhangi kere olsa bunu da içine ilave ederek. 2 paket kışta bir kutu süt reçeli. Bunu güzelce karıştırdık. 4 kaşık kakao. Kakao da ilave edek. Bunları hepsini ilave ettiğimizde kaşık yardımıyla kakao kaybolana kadar karıştırırız. Çünkü kakao üstünde kalarsa güzel olmaz. Hatta tadı tuzu bir olsun. Burada da tabağımızı getirek. Tabağımıza da naylon çekmişik. İstesavuz rola şeklinde, istesavuz toplar edersiniz. Top da oğlu, elden top edersiniz. Güzelce Hindistan cevizine bulasınız, yoksa çikolataya, o size kalır. Biz bu şekilde hazırladık. Kakaonu kaybettik, gördüğünüz gibi. Hepsinin rengi bir şekilde olsun. Kenarları da alalım. Gördüğünüz gibi çok basitti ama çok lezzetliydi ve çok güzeldi. Şimdi sade çay bisküviti hazırlamışız. Bunu da içine ekleriz. Bir paket. Bunu da güzelce karıştırırız. Bazıları büyüktü. Elden ezeriz. Çok da hamur etmeriz. Yani tamamen ezerin özün hamur şeklinde olsun. Yok, bu şekilde yeterlidir. Gördüğünüz gibi hepsini katarız. Alttan kakao çıkardık bu şekilde. Bunu güzel alalım.
gördüğünüz gibi hepsi kakao, hepsini dağıdırıq özünə. Hatta ki güzel şiklin alsın ve kestiğiniz zaman çok güzel görünsün. Bu şekilde hazır olur. Gel ağın. Tabağımızı getirək. Yavaş yavaş tabağa alağın. Bu şekilde. İçine naylon sarmışıq dediğimiz gibi. Bunları da toplar da yaparsınız. Yoxsa da rolu halında da yaparsınız. Ama biz bu şekilde yaptık. Yani yanına düşmesin. Şimdi bunu bastırırıq. Bastırdığımızda tam kalıbı çıxar. Bu şekilde bastırırıq. Değerli aziz seyirciler, bu şekilde bastırdıktan sonra poşetten örtüp buzdolabına koyarıq. En azından bir 4 saat. Bir kısa aramız geldi. Kısa aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz Allah'ın izniyle. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederiz Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi ana yemağımız, bezelyeli pilavımız hazır oldu. Kalan aldığımız tencereden iç harcını, kıymanı, bezelyeni üstüne süsledik bu şekilde. O inşallah tavsiye ederim. Empire pirincini güzelce kullanın. İnşallah güzel güzel elinizde güzel olur. Onun yanında da dedik güzel bir yoğurt salatası. Onu da hazırladık bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzeldi, nanalıydı. O güzel bir mideye serin bir salatadı. Üçüncü tarifimiz ise o da salatalık çorbası. Onu da güzel bir şekilde hazırladık. En sonda üzerine krema koyduk. Belki görürsünüz. Üstüne de krema koyduk. Krema dediğimiz krema tel hafak. Güzel, çok güzel bir lezzet verir. Mideye sarın. Ve doldurma tadında da mahallabimiz hazırdı. Üzerine fıstıktan süsledik. Güzel güzel gördüğünüz gibi. Tabii ki bu sağlık olsun ancak yağsız. Dördüncü, beşinci tarifimiz, o da güzel rolumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi çikolatayla, çikolata sosuyla süsledik. Bunu sonradan dilim dilim kesersiz. Çok güzel, iştahlı bir tatlıdır ve bayramda da ikram edebilirsiniz. Değerli aziz seyirciler, umarım ki bir günün programı gevlüze göre oldu. O istekleriniz de hepsi yerine geldi Allah'ın izniyle. Yarın da Allah kısmet ederse Halva Necefiye ablamız istedi bizden. Onu da güzel bir şekilde yapacağız inşallah. Ve kalan isteğimizi de teker teker yaparız. Bir gün programımızı son vermeden tekrardan hapuzdan teşekkür ederek ve bütün ekipten teşekkür ederek ki bizimle yoruldular ve bütün telefon bağlantılarına teşekkür ederek bu güzel duamıza teşekkür ederek ve sonsuz teşekkürlerimiz BGT şirketine ve vekili Hacı Gazi Bey'e Allah razı olsun ki programımıza sponsor oldular ve 3 hediye de hazırlayıplar. Onu da güzel bir şekilde inşallah çekilişte Ramazan son günü çekiliş olacak burada karşımızda. Hepsi gözümüzün önünde olacak ve inşallah şanslı insanlar, ihtiyacı olan insanlar bu şirket tarafından kazanısız Allah razı olsun bu şirkete ve Hacı Hazi Bey'e Allah bol rızıklar, uzun ömürler, sağlıklı versin. Değerli aziz seyirciler, bugün programımızın sonuna geldik. Çünkü sizlerden hiç hissetmedik yorgunluk ve çok güzel dualar aldık. Buradan diyebildik, hapuzu Allah'a ısmarladık. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.